bu dersimizde ihlas hakkında bir sohbet yapacağız. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuresi'nde şöyle diyor. Hadiste vardır ki heleken nasu illel alimun. İnsanlar helak olurlar, alimler müstesna. Yani alimler kurtulurlar. Ve helekel alimun illel amilun. Vakit gelir, Fitneler o kadar çoğalır ki alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. Yani sadece ilmiyle amil olanlar kurtulur. Ve helekel amilune iller muhlisun. Vakit gelir, fitneler daha da çoğalır. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Yani sadece ihlaslı olanlar kurtulur. Vel muhlisuna ala hatar'ın azim. İhlas sahipleri de büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu tehlike ihlası kaybetme tehlikesidir. Üstadımız bu hadisi naklettikten sonra diyor ki: Yani medar-ı necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İnsan Allah'ın rızasını amelle ve ibadetle kazanmaz. Ancak o amel ve ibadetindeki ihlasla kazanır. Mesela birisi dünyadaki bütün insanlara yedirse ve içirse, ancak bu amelinde halis olmasa Allah ondan razı olmaz. Bir başkası tek bir hurmayı Allah için ihlasla verse Allah ondan razı olup cennetine koyar. Demek kurtuluşun sebebi amel değil, ihlastır. İhlası kazanmak en önemli iştir. Çünkü o olmazsa amelin Allah katında hiçbir kıymeti yoktur. Çakıl taşı büyüklüğündeki ihlaslı bir amel, yıldızlar büyüklüğünde halis olmayan bir amele tercih edilir. Mesela bir kişi bin hatim indirse, ancak bu hatimleri insanların kendisi hakkında ne çok Kur'an okuyor, Kur'an elinden hiç düşmüyor çok abid bir zat desinler niyetiyle okusa bir başkası da sadece Allah'ın rızasını gözeterek ihlasla bir defa Allah dese bu tek Allah lafzı bin hatimden daha kıymetlidir. Çünkü Allah halis olmayan ameli hiçbir şekilde kabul etmez. Bin hatim İhlasa mazhar olmadığından dolayı Allah katında yok hükmündedir. Tek bir Allah sözü ise ihlasa mazhar olduğundan Allah katında var hükmündedir. Madem hakikat budur, öyleyse bizim en büyük gayemiz ihlası kazanmak olmalıdır. Peki ihlas nedir ve ihlas nasıl kazanılır? Üstad hazretleri bu soruya şöyle cevap veriyor. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazifeyi ilahiyeye karışmamalı. Üstadımız ihlası üç maddeyle ifade etmiş. Bir, ibadeti ve ameli Sadece Allah emrettiği için yapmak. 2- O amelle sadece Allah'ın rızasını talep etmek. 3- Allah'ın vazifesine karışmamak. Mesela cevşan duasını okuyan bir kişiyi düşünelim. Şimdi ona sorsak sen bu cevşeni niçin okuyorsun? O demeli ki Allah kendisine dua etmemizi, kendisini tesbih etmemizi ve güzel isimleriyle onu zikretmemizi emretmiş. Ben Cevşeni Allah'ın bu emrinden dolayı okuyorum. Başka hiçbir gayem yoktu. Tekrar ona sorsak, peki bu ibadetinin karşılığında ne bekliyorsun? O demeli ki Sadece Rabbimin benden razı olmasını, beni kulluğuna kabul etmesini ve bana kulum demesini istiyorum. Bu bir de tereddüp eden hiçbir dünyevi menfaati istemiyorum, beklemiyorum. Onları ibadetimin gayesi yapmıyorum. Hatta verilse mahzun oluyorum. Çünkü cennetin baki meyvelerini Dünyada fani bir şekilde yemiş oluyor. Tekrar ona sorsak, peki sen dini de anlatır mısın? İnsanları hakka davet eder misin? O demeli ki evet ederim. İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek de Allah'ın bir emridir. Lakin Allah'ın işine karışmam. Ben kimseye hidayet edemem. Kimseye sözümü beğendiremem. Zaten buna da çalışmam. Kabul ettirmek de, beğendirmek de Allah'ın işidir. Benim vazifem dilim döndüğü kadar hakkı anlatmaktır. Hem şuna da iman etmişim ki Allah'ın benden razı olması ve bana sevap yazması kulların kabulüne bağlı değildir. Nice peygamberler gelmişler, bir iki tane ümmetleri ancak olmuş ama peygamberliğin sevabını almışlar. Bu hal ispat eden ki Allah'ın mükafatı insanların kabul etmesi şartına bağlı değildir. Bazen insanlar kabul eder ama Allah kabul etmez. Bazen de insanlar beğenmez, kabul etmez. Ama Allah kabul eder, ben vazifemi yapar, Allah'ın vazifesine karışmam. İşte bu üç sorumuza bu üç şekilde cevap verebilen ve amelini buna göre yapan kimse ihlası anlamıştır ve kazanmıştır. Allah bizlere de anlamayı ve kazanmayı nasip etsin. Amin.